Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. En sevdiğim 100 oyun serisinde 9. bölümle sizlerin karşısındayım. Ve bu bölüme konuk ettiğimiz oyun Whiskere Cleanup Detail. Yani daha rahat anlaşılabilir bir dille söyleyeyim. Temizlik avcısı olma oyunu. Yani kelimenin tam maksadıyla oyun bu şekilde, temizlik avcısı olma oyunu oynuyoruz şu anda. Ve ortalık gördüğünüz gibi darmadağınık bir vaziyette. Bu oyunun en çok sinir kaptığım yanı, böyle eğer ayağınızı kana basarsanız her yeri kana buluyorsunuz. Yani temizleyeyim derken ortalığı daha çok batırabiliyorsunuz. Böyle oyunda birçok yer var, birçok bölge var ve bunların her biri birbirinden beter durumda şu an. Yani bir de buranın bodrum katı var. Burası böyle bir Noel, ya şey, hikayeyi tam olarak bilmiyorum da bu oyunu ben seneler önce de oynamıştım, bundan çok çok uzun zaman önce. Hatta ilk YouTube'da serisini yaptığım oyunlardan biridir kendisi. Mahvettik ortada. Hatta ilk serisini yaptığım oyunlardan biridir kendisi. Bizim bu oyun için kurduğumuz mit şu şekildeydi. Bu arada burada da bir ahır var. Ve bu ahır da evlerden alarak bir durumda. Buranın hepsini temizlemeye çalışacağız. Tabii ben bölüme ne kadar sığarsa o kadarını temizlemeye çalışacağım. Bizim bu oyun için uydurduğumuz hikaye şu şekildeydi. Babuşlar, Noel Baba sinir krizi geçirip bütün cüceleri, müceleri, her şeyleri böyle bu hale getiriyor. Ve ortalığın ağzına tükürüp gidiyor. Yani biz böyle bir senaryo kurduyduk. Ama gerçeği bu mudur? Elbette ki bilmiyorum. Şimdi dilerseniz temizlemeye başlayalım. Bu arada babuşlar, en sevdiğim 100 oyun serisi serimiz hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Umarım eğlenceli zaman geçirirsiniz. Çünkü gerçekten böyle hani 100 tane oyun, 100 farklı oyunun videosunu yayınlamak, o videonun çekimlerinde vakit geçirmek hem eğlenceli hem yorucu. Ama umarım siz keyifli zaman geçiriyorsunuzdur. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz babuşlar? Öncelikle şunun kafasına bir vuracağız ve ben birazcık ses kısacağım. Çünkü muhtemelen ses benim sesimi bastırıyordur. Şöyle bir kısalım. Öncelikle buradan bir tane şey alacağız. Ay, ortalığı var ya, duman ettim, duman duman. Önce ne yapalım biliyor musunuz? Önce üst katı temizleyelim. Şöyle şunu bir şuraya bırakalım. Buradaki cüce kardeşi, kardeşlerini şöyle bir alabilirsem eyvallah. Buradaki toplanabilirleri toplayıp atalım. Ya yanılmıyorsam bu USB'lerden de bir şeyler yapılıyordu ama ben tabii ki oyunun sonuna kadar ilerlemeyeceğim için şöyle bir sadece ortalıkta, ay darma duman oldu, yemin ediyorum darma duman oldu. Ben sadece şöyle ortalıktaki cüce parçalarını, cüce kalıntılarını falan toplayayım. Atılması gerekenleri atalım. Ha bu arada oyunda easter egg'ler vardı, hala duruyor mudur bilmiyorum. Ki durmuyor görünüşe bakılırsa. Oyunda bazı noktalarda böyle bu yapımcının yapmış olduğu oyunların birkaç tane kodu yer alıyordu böyle. Eğer o kodları da oynarken yakalarsanız o oyunlara da ücretsiz sahip olabiliyordunuz. Bu arada sadece Santa's Rampage oyunu. Bu oyunun birçok farklı varyasyonu var, birçok farklı modu var, temizleyebileceğiniz çok farklı yerler var. Ben sadece bunun nostaljik değeri olduğu için ilk başta bu bölgeyi temizlemek istedim. Ve yani özlemişim abi, kesinlikle özlemişim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Muhtemelen yukarıda da atılacak bir ton şey var. Öncelikle şu biohazard kutusu bize yeter mi? Yeter herhalde ya, yukarıda toplayabildiğimiz kadar toplayalım. Bu arada hiç ummadığınız yerlerden ummadığınız şeyler çıkabiliyor. Misal bak şu aşağıdaki arkadaşı şöyle göstereyim. Aha da böyle yukarıda saplanmış cüceler bulabiliyorsunuz. Hop. Çocuk darma duman oldu arkadaşlar. Beli ayrı elimde kaldı. Totosu ayrı yerde. Kendi ayrı yerde. Böyle darma duman oldu uçar. Hiç ummadığınız yerlerden ummadığınız şeyler çıkabiliyor. Örneğin burada, ay onu devirmeyeydik iyiydi. Onu devirmeyeydik iyiydi, dur. Düzel. Düzel, eyvallah. Bacak düşmüş. O bacağı bir tekrardan alıp koyalım. Şu flash belleği tekrardan alıp koyalım. Yukarıda bir bacak daha var, şey kol. O kolu da bir alabilirsek. Kardeş merhaba. Şöyle bir, dur bak şey yapacağız, sığdıracağız. Önce ben üst katı temizleyerek işe başlayacağım. Çünkü bu üst katın kesinlikle temizlenmesi gerekiyor. Şöyle şu kalasları da bir tutup aşağı doğru atabilirsek. Bu arada babuşlar, oyunun optimizasyonunda herhangi bir sıkıntı yok. Yani optimizasyonunda derken
nesneleri falan kavramakta çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani genelde bu tarz oyunlarda böyle görünüş itibariyle hani diyebilirsin ulan bunu oynaması kesin zordur falan diye. Yok anam, zor değil. Hatta oynaması gayet keyifli. Şimdi şunu bir aşağı indirelim. Bunu bir ateşe atalım. Bu arada şömine ateşinde bunları yok etmeniz gerekiyor. Kutuyla beraber yanıyor, merak etmeyin. Öyle şey, böyle çok normal bir mekaniği yok. Bu arada bu kullandığınız kutular da size o kadar sağlam hizmet etmiyor. Yani aniden bunların içerisinden de cüce parçasıdır, dinamittir, şudur budur çıkıp temizlediğiniz her yeri mahvedebilir. O yüzden bunların bulunduğu odayı en son temizlemekte yarar var. Biz böyle bu bölüm içerisinde üst katı temizlesek yeter. Ortalık zaten leş bir vaziyette. Şöyle onu bir kaldır. Şu cüce kardeşi bir bütün bütün koyalım. Merhaba. 3 bütün cücemiz var. Bu 3 bütün cüceden şunu da bir yerleştirebilirsek. Şöyle bir acık yukarı aşağı. Mideniz bulandı mı? Benim bulandı çünkü. Şunu da bir koyalım. 3 tam cüceyi alırsa bizim için yeter. Sığdı lan. Sığdı. Evet. Adamın kafası dışarıda kaldı ama sığdı en nihayetinde. Şöyle bir şu kolları falan da kenara atalım. Burayı bir tertemiz yapacağım ben şimdi, merak etmeyin. Bu ev birazcık fazla kirlenmiş ama... Biraz fazla kirlenmiş demek daha doğrusu ne kadar doğru olur bilmiyorum. Yani ortalık mahvedilmiş vaziyette. Şu flash bellekleri de alıp atalım içerisine. Ya bunların her biri easter egg ya da bilmiyorum bu oyunun projesine destek olan insanlar mıydı? Bunlarla alakalı ayrı bir bilgi mi vardı? Hiçbir fikrim yok yani. Ama farklı bir olay olduğunu hatırlıyorum. Ulan arkadaş, kaldıramıyoruz. Şşş. Kasayı, kutuyu. Hadi. Bu arada yavaş ineceğiz var ya. Darma duman ederiz her şeyi. Şöyle yavaş yavaş şuraya bir atalım. Ve etraftaki nesneleri kırdığınız zaman... Evet, ortalığı daha fazla dağıtmış oluyorsunuz. Yani neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. O cam kırıkları falan bana birazcık sıkıntı çıkartacak. Bu arada etraftaki şeyleri çok masum zannetmeyin. Misal etrafta böyle gerçekten ortalığa çok çok fazla kir bırakabilecek şeyler var. Örneğin bunun gibi. Ya da dinamit var. Böyle dinamiti tutuşturup attığınızda, dinamiti tutuşturup ileri atmaya çalışacağım. Dinamiti tutuşturdun, attın. Ortalık mahvolabiliyor. Bu hesaba kattığım bir şey değildi. Evet, yani sonuç olarak ortalığı temizleyeceğim derken daha da dağıtma ihtimaliniz var. Yani böyle bir ihtimali de göz önüne almak lazım. Arkadaşlarınızla beraber oynarken muhtemeldir ki siz temizliğe odaklanmış vaziyetteyken arkadaşlarınızdan biri gelip sizin oyununuzu mahvetmek adına böyle şeyler yapabilir efendim. Yani bu da bir uyarı mahiyetindeydi diyeyim. Sevimli bir şekilde şey yapalım, işi kurtaralım. Bu arada eğer her yeri temizlediniz diyelim, böyle bir ulan bir yerde kirpas kaldı mı diyorsan 3'e bastığında dedektör geliyor. Sağ klik yaptığında lekelerin olduğu yeri gösteriyor. Pardon, sol klik yaptığında. Sağ klik yaptığında da atılması gereken nesneleri gösteriyor. Bak misal. Tabura atılması gereken bir nesne değil ama bir cüce ölüsüne gelelim. Görüyor musun? Böyle hani ses dinleyerek de bir şeyler yapabiliyorsun. Klavyenizde 1'e bastığınızda da fırça geliyor. Yalnız bu fırçayı böyle sonsuz bir fırça zannetmeyin. Şuradan su alıp suya bandırıp bandırıp çıkarmanız gerekiyor. Eğer hani suyla güzelce temizlemezseniz işiniz çok çok zor. Ve Allah rızası için şunları bir önümden alayım. Abi temizleme anlayışına bakar mısın? Resmen böyle kendimi evin bütün kirini pasını halının altına süpürmüş gibi hissediyorum. Bu ne? Radyo muydu bu? Ha, radyo. Telifli radyo. Bunu böyle eğer YouTube'da video falan çekiyorsanız dinlemeyin abi. Telifli radyo arkadaşlar. Parçaları falan güzel yani, genel anlamda oyunda şey yapıyor, oyunda gaz veriyor ama böyle YouTube'a kayıt falan alıyorsanız sıkıntı. Bayağı temizledim ortalığı şu an ya. Şuna bakar mısın? Şimdi ayağımız falan... Ay, bir burayı boklamanız eksikti gerçekten. Teşekkür ederim.
Merak etmeyin bu arada. Biohazard'ın altı kirlenmiyor. Yani bu kutu sadece içerisine çöp doldurup atmanıza yarıyor. Herhangi bir şekilde kirlenip böyle bir sıkıntı çıkardığını zannetmeyin. Shotgun mermisi var arkadaş. Shotgun mermisi ya. Merhaba, merhaba. Şu shotgun mermisini de şey yapalım. Bak bence ne yapalım biliyor musun? Cücenin kafası çarptı, tavanı da mahvettik arkadaş. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Buradaki bütün her şeyi aşağı atalım. Burayı iyice temizledikten sonra tek tek gelip yolu temizleyip yukarı çıkartalım. Yani hediyelerin hepsini falan burada stekleyelim. Ama önce buranın temizlenebilmesi için buradan bazı şeyleri alıp aşağı atmamız gerekiyor. Bayağı güzel temizliyorum ya çatı arasını. Bayağı güzel temizliyorum. Şimdi bir saniye önce taburelere atalım. Bu arada ben bu oyunu böyle zamanında saatlerce oynamışlığım da var. Onu söyleyeyim yani saatlerce oynardım gerçekten. Ne yapardım diye soracak olursanız hediye paketleri dahil her şeyi yakıp ortalığı böyle tertemiz bırakıp öyle oyunu kapatıyordum. Ve oyunun bir save mekaniği var ama ne kadar sağlıklı çalışıyordu hatırlamıyorum. Ben her oynadığımda sürekli baştan başlıyordum. Belki de ben böyle oyunsuzluk çektiğimden aynı şeyleri yapasım geliyordur emin değilim. Şu tüfeği falan da atalım. Ha bak bu arada bu güzel ışık kaynağı ama yere attığınızda yanıyor. Ve muhtemelen oradaki her şeyi yakacak. Ay 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 ay. Bayağı güzel temizliyoruz ortalığı ha. Ne dersiniz? bunun bir de speedrunları var. Yani speedrun yapan arkadaşlar var. Ha ben şu an keyfi oynuyorum ama böyle hani bu oyunu en hızlı şekilde bitirip temizlemek için yarışanlar da var. Oyunun kendisinde bu dediğim gibi sadece bir alt sürümü gibi bir şey. Oyunun kendisi de mevcut bende. Oyunun kendisinde birden fazla harita var. 6 saatte temizleneninden tutun. Bu 6 saatte temizlenme durumu best score bu arada. Yani 6 saatte temizleyen adam yapabileceğinin en iyisini yapmış. Yani oyunda gelmiş geçmiş en iyisini yapmış. 6 saatte temizleyebilmiş orayı. 6 saatte temizlenebilen yer de var. 1 saatte temizlenebilen yer de var. Takdir ederseniz ki 6 saatte temizlenen yere gittiğiniz zaman babalara geliyorsunuz. Bir de buralarda Noel Baba'ya bırakılan notlar var. Hani ben aptal bir kitap istemiyorum. Ultra mega su püskürten tabanca istiyorum gibi bir şeyler diyor burada. Yani şey çocukların burada Santa'ya yazdığı mektuplar. Muhtemelen adama kriz geçirtirmişlerdir. Onlar da yakılıyordu muydu, ne yapılıyordu hatırlamıyorum ama ben şu an önüme gelen her şeyi aşağı atmakla meşgulüm. Çünkü bu tavan arasını böyle silip süpürüp tertemiz yapacağım. İngilizce biliyorsanız güzel espriler de var. Misal bu Timmy bu yıl iyi bir çocuk olduğunu söylemiyor aslında ama istedikleri şey pony, bisiklet ve yeni bir tane klarnet. Anasını satayım babaya alışveriş listesi verir gibi böyle. Hani aranızda bilmiyorum yeni evlenen beyefendiler var mı ama sanırım hanımınızın verdiği alışveriş listesi gibi çocuk oraya liste yapmış. Bir tane pony istiyorum, bir tane bisiklet istiyorum. Bir de klarnet olursa güzel olur diye. Baba şunu da sök. O lamba sökülmüyor. Evet, güzel mahvettik ortalığı. Sanırım burada başka işin içine edilecek bir şey kalmadı. Yani burayı komple aşağı attık galiba. Aşağı yığdık. Şimdi şunu yakıp burayı temizleme vakti. Bunu yapmamalıydık. Bunu yapmamalıydık abi. O meşalenin önünü kapamamak lazım. Meşale diyorum ya, şöminenin önünü kapamamak lazımdı ama neyse. Şimdi sevgili arkadaşlar, temizleme metodumuz ne şekilde olacak? Öncelikle buradan kova kova su alacağız ve bu her kova suyun bir amacı, bir anlamı olacak. Öncelikle efendim burada aldığımız bir kova su, şunu da bir alıp atalım şunları. Buraya biraz çeki düzen verseydik keşke. Bak bu kova merdiveni şey yapacak böyle merdiveni temizleyecek. Bu kova burası zaten anca yeter. Bu kova yedek abi. Merdivenin yedeği. Sürekli girip çıkarken ayağımızı sileceğiz buraya. Muhtemelen bir kovayı da şöyle şu yukarı tarafı temizlemek için kullanırız.
Böyle merdivenlerden yukarısını temiz bölge yapacağım abi. Aa, buradan bu arada dinamit de gelebiliyor. Yani biz normalde burada ilk başta şey yapardık arkadaşlarla beraber oynadığımızda. Bu da merdivenin başını temizleyecek böyle. Merdivenin başı ve diğer kısım. Buraya bu arada böyle birkaç kova su lazım yani. Bir 4-5 kova su getireceğim ben buraya. Önce böyle suları alalım deyip hazırlık yapardık. Yalnız işin kötü yanı şu. Bir tane dinamit çıkıyordu. Bizim aldığımız bütün suları deviriyordu. Yani bu sular öyle sabit kalmıyor. Sular devrilebiliyor babuşlar. Ve eğer mekanı çok kirletirseniz bilgisayarınızın fazla kasmasına sebebiyet verebilirsiniz. O konuyu da bilginize sunayım efendim. Şimdi buraya yeterince su aldıktan sonra böyle sağ baştan temizleye temizleye ineceğiz aşağı. Ama en az buraya bir 5 kova su lazım. Merhaba. Dur dökülme. Dökülürse hiç hoş olmuyor çünkü yani dökülürse bir temizleme efekti olmuyor. Bu arada oyunda ufak tefek kasmalar olabilir. Lütfen dinamit olmasın. Bağırsa alışığız. Böbreğe de alışığız. Ya bu oyunda böyle her yeri temizlemek zor iş arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Bir taktiği var mı bilmiyorum da bu bağırsak böbrek gelmesini engellemenin bu oyunda her yeri temizlemek gerçekten çok zor iş. Tamam 5. kovada çıkıyor. 6. kovayı alıp buraları temizlemeye başlayacağım. Şöyle onu da şu köşeye koy. 6. kovayı alıp temizlemeye başlıyorum. Zaten şuraya bakar mısın? Oyunda şuraya bakarken bilgisayar kafayı yiyor böyle FPS değeri falan. Ama atma kol bacak da işimizi yapalım ya. Tamam, başlama zamanı. Abi betonda niye sabit durmuyorsun? Orada böyle atılacak bir şey mi var? Evet, atılacak bir şeyler var. Süper turbo jet yarış arabası istiyormuş. Ve çikolatayla iPad 8 de istiyormuş. Noel Baba'yı enayi sanan falan var galiba ya. Bir de abi Noel Baba hikayesi yani ay iki o kadar kirli ki. İki vuruşa kanlandı yani şey. Bu arada ayağınızı da temizlemeniz gerekiyor. Bu arada Noel Baba efsanesi ya efsanesi demeyeyim de böyle yabancıların anlattığı bizde o kadar çok kültürümüzde yer aldığını pek zannetmiyorum. Çünkü hani Nasrettin Hoca her yerde duyarsın ama Noel Baba yani Noel Baba kim abi? Noel Baba miti çok şey değil mi ya böyle mit demek ne kadar doğru bilmiyorum da Noel Baba hikayesi sadece çocuklar uslu durduğu için hediye alan şişko tonton bir amca abi düşünebiliyor musun? Bu şöyle bir algı oluşturuyor ama ister istemez. Bu arada ayaklar gene kirlendi. Ayaklar GG. Artık ayaklarımızı en son sileceğiz. Ne yapalım? Ya da dur bakalım ayakları bir silelim. Abi yani sırf çocuklar uslu durduğu için hediye alan tonton bir amca. Yani düşünsene. Bu ama ileride çocukta şu algıyı oluşturmaz mı? Hani uslu durmak ödüllendirilmesi gereken bir şeydir diye. Hayır yani rahat durmak ödüllendirilmesi gereken bir şey değil. Normal standart bir şey. Rahat durman gerekiyor. Ama demek ki artık yabancıların bebeleri çok zırzopusa bilmiyorum. Bu arada flash bellekten falan zarar gelmez. Yani su kovasının içerisine işte pompalı tüfek mermisi, flash bellek, efendime söyleyeyim atılması gereken minik şeyler bunları koyabiliyorsunuz. Bunlar pek sıkıntı çıkarmıyor çünkü şey yani bu kovanın rengini değiştirmiyor. Evet, kirletmeye başladı. Bu su da temizlememeye başladı. Hadi bakalım şöyle bir kıyıya köşeye koyalım ayağımızı kirletmeden. Şuradan yenisini alalım. Buradan yenisini alır almaz şu tavanı da bir elden geçirelim ya. Bak bir tane daha flash bellek var. Ver onu bana. En güzeli, en çok keyif aldığım kısım bu şeyle temizleme kısmı. Suyla temizleme kısmı abi. En çok keyif aldığım kısım. Böyle ortalığı siliyorsun, o kan izinden falan kurtuluyorsun. Yavaş yavaş sen kan izinden kurtulurken böyle bilgisayarının
FPS değeri falan normale dönüyor böyle. Rahatlıyorsun ya, böyle mental manada harbiden rahatlıyorsun abi. Baya bir yandan temizlerken bir yandan kırmak da bu işin olmazsa olmaz kuralı diyecektim ki. Püh. Git hayatımdan. Evet, işimizin bittiği su şeylerini yanımızda bulundurmamamız gerektiğini acı yoldan tecrübe etmiş olduk efendim. İşim bittiğinde atacağım. Hayda, o su da kirliymiş. Orası mahvoldu var ya. Orası mahvoldu. Yani bak şuraya bakıyorsun. Kriz geliyor. Bak bak. Bir de buraya bir dönüyorsun. Oh, temiz. Temiz abi yani. Bunlar da ileride kir yapıyor. Bir yerde bomba falan patlar. Yani dinamit minamit patlar. Dinamit patladığında buralara kötü yönde etki ediyor. Hoppacık. Benim elimin ayarında bir şey var bugün ya. Tamam. Sakin olacağım. Geriye koy. Çok da geri vites yapma. Tamam. Oh bak mis. Bu arada alt katın içine tükürdük arkadaşlar. Yani burası her ne kadar böyle birazcık daha sağlıklı gözükse de alt katı gerçekten kelimenin tam manasıyla mahvettik diyebilirim. Alt katla alakalı benim hiçbir umudum yok. Alt katı düzeltebileceğime dair bir umudum da yok. Yani özellikle şura var ya. Abav. evet, bu kötü bir temizlik anlayışı arkadaşlar. Kötü bir temizlik anlayışı. Çok tembel bir temizlik anlayışı. Tasvip etmiyorum. Ama ne yapalım anam, yani bir yerden alıp atacaksın ki rahatlayacaksın ya. Elin ayağın rahatlayacak abi yani. Her şeyi böyle oturup tek tek kategorize edip şey yapmaya çalışırsan bitmiyor ki oyun. Merhaba. Hayatımın geri kalanına sensiz devam edeceğim. Şöyle yavaştan merdivenlerden aşağı doğru inelim. Abi fırçanın... Hayda, ayağım ne ara şey oldu? O kadar kirli ki mekan. Fırçanın içinden geçiyorlar direkt ya. Bu arada eğer fırçanız kazara dalağa böbreğe değerse şekil bir ha hop. Hop. Ha pardon, dalağa böbreğe itiyor ama çok daha çabuk kirleniyor. Yani oralara gelmemesine dikkat etmek lazım. Ve su kovası falan da kirleniyor. Abo, şuranın haline bak, şuranın haline. Burayı kim temizleyecek ya? Abi ben temizlemeyeceğim. Ben birazdan videoyu bitirip kaçarım. Ben temizlemeyeceğim. Ortalığın bu kadar içinden geçtikten sonra oraları da temizlemeye kasar mısın? Ben kasmam. Ay. Aman be. Aman be, yani harbiden aman. Tamam, en azından bak ben buranın girişini temizledim. Mis. Daha dalağa böbreğe atmadığımız için onlar kan izi yapar. Ben burayı temizledim kardeşim bak. Şu giriş kısmına falan da belki bir el atılabilir. Onun haricinde pek bir şey yapmam. En azından şurada atmak için kutu alacağım yeri de şöyle bir ufaktan temizleyeyim. Ben baştan dağınık başladım. Baştan dağınık başladığın için burası hayatta temizlenmez. Evin girişi de böyle. Neyse, biz şurayı es geçelim. Ve şu yukarıda, oh, temiz ve güzel iki kovada suyumuzun olduğu tatlış mekanımızda bölüme veda edelim efendim. Yani şuraya dönersem, çünkü bu bölüm böyle bir işkence olduğu belli olacak. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyifli, güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki en sevdiğim 100 oyun serisi bölümünde görüşünceye dek esen kalın.
Kendinize iyi bakın. Bye bye.